Geri gidildiği noktada bunlar hep ne oluyor? Senin en yakın annen, baban, amcan oluyor. E bunların çocukları da ne kadar geri açılsa da bir yerde birleştiği için en nihayetinde amca çocukları, dayı çocukları, hala çocukları, teyze çocukları olmak suretiyle o ilçenin halkında da bir akrabalık, illa yakın veya uzak akrabalık var. Hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde bunlar vasiyet ediliyor, tavsiye ediliyor, tembih ediliyor, önemli tutuluyor. Onun için bu dernek faaliyetlerini önemsiyorum. Çünkü İstanbul gibi büyük yerlere gelindiğinde irtibatlar kopuyor. Şimdi zaten bu televizyonlar, bu diziler, bu filmler yani bir köydeki adamı bile koparttı birbirinden. Yani bir köyde 100 hane olsa herkes film diziye kitleniyor. Yani komşu komşudan haberi yok. Hadi de sen Gökdelen'de komşu komşuyu tanımıyor. Asansörde tesadüfe kalmış diyor şair ya. Şair ne diyor? Tanışmak, görüşmek, buluşmak bu zamanın, bu ileri dönemin evinde, apartmanında asansörde tesadüfe kalmış. Ha nasılsınız, iyi misiniz, kimsiniz, nesiniz diye o da derse. O da zaten asansörde bile cep telefonuna ya mesaj atıyor ya oradan internete bakıyor. Ancak asansörde çekmezse o zaman senin suratına bakıyor. Aa bizim internet çekmiyor da siz nasılsınız? Ayıp ya, ayıptır. Utanmak lazım. Bu kadar terbiyesizlik olmaz ya. Bir insana bir nasılsınız, şunu... Yani telefonuna bakmaktan adamın suratına bakamaz hale geldi millet ya. Bu ne biçim bir görgüsüzlük ya? Ama maalesef Avrupa kültürü, Amerika kültürü yani bu kafirlerin, gavurların ne kadar pisliği varsa akıyor bize. Maalesef teknolojide onların kendine göre ilerlemiş şeylerinde hiç bizde bir ilerleme yok. Aynı eski usul gidiyoruz. Ama pisliklerini, fuhuşları, müzikleri, şunları bunları, görgüsüzlükleri, terbiyesizlikleri, taharetsizlikleri, necasetleri, onların hepsi bizde var. Ne hamam kültürü kalmış, ne gusül kültürü kalmış. Yani ecdadımızdan gelen kültür yıkılıyor. Gavurlardan gelen kötü kültür yerleşiyor. Onların da bir alınacak tarafları var teknolojide, şurada burada diyelim. Onlar da maalesef hiç alınmıyor. Adalet, hak hukuk, yargı, şu bu. Oralara bazı kere imrenilecek hal oluyor mesela. Bizim durumumuza baktığın zaman da insan hakları, hayvan hakları, şu hakları, bu hakları dedim mi Avrupa'dan ders alacak duruma geldik yani. Ne insana hürmet var, ne hayvana şefkat var. Maalesef toplumumuz dinden soyutlandığı için, İslam'dan, Kur'an'dan ayrıldığı için, ayrıldığı için diyelim daha doğrusu, kültür böyle döndürüldüğü için, milletin yazısı değişmiş, efendim ecdadının kitaplarını okuyamaz hale gelmiş, bir anda şecereleri kesilmiş, soy ağaçları bozulmuş, soyadları değişmiş. Biz mesela Cemiloğulları diye anılıyor. Şimdi ben Cemiloğulları dedemlerden, babamlardan duymasam soyumu bulacak halim yok. Şimdi araştırıyoruz mesela. Buhara'dan gelinmiş, Buhara'dan Çeliçukur diye bir yere gelinmiş. Bu çok önemli çünkü Buhara'dan belki bir alime dayanıyor, belki veliye dayanıyor, belki bir seyitten geliyor. Bunları bilmemiz lazım ama soyadın olmuş ünlü, Cemiloğlu kalkmış. Halbuki Cemiloğlu Buhara'dan gelen bir soyad. Yani Görele'de değil. Çünkü Görele'de yatan atalarımızda Cemil diye biri yok. Kütük'te de yok yani. Ama şimdi bu soylar kopartılmış, soyadlar değiştirilmiş. Milletin hepsi bir acayip. Ya bunlar ne kadar önemli meseleler biliyor musun? Bir soyadının değişmesi bile, köylerin adı değiştirilmiş, o değiştirilmiş, bu değiştirilmiş, böyle bir kötü zihniyet. Memleket perişan edilmiş yani. Burada sıla-i rahim kalır mı ya? Adamın soyadı kalmamış da akrabayı tanımıyor ki yani. Akrabayı tanımaz ki. Çünkü yukarıdan gelen bir soyadı her yeri bağlıyor. Herkese ayrı soyadı verirsen zaten o benim neyim oluyor dersin. Yanlış çok büyük ve başlatılmış. Allah bu yanlışlara son vermeyi nasip etsin. Dine dönmemizi nasip etsin. Bu dine döndüğün zaman hemşericilik var mı? Var. Niye var? Sıla-i rahimden. Akraba ilişkisi var mı? Var. Dinde ne yok? Kültür var mı var, medeniyet var mı var, büyüğe saygı var, küçüğe şefkat var, hayvan hakkı var mı var, hepsi var. İnsan hakkı var mı, hem de öyle bir mükemmel var ki dünyanın gavuru bizim Osmanlı ecdadımızın kanunlarına imreniyor yani. Hepsi var. Ama bunlar maalesef bozulmuş, böyle bir köksüz, soysuz hale getirilmek istenmişiz. Ama millet olarak direnmişiz, bazı şeylerden fedakarlık etmemişiz, bazı zahmetler, çileler çekmişiz, belki hepimiz çekmemişiz. Etkili yetkili bazı alimler, bazı büyükler, bazı liderler çekmiş yani bunu. Hapislerle yapmışlar, çileler çekmişler, taviz de vermemişler. Bugüne kadar en azından bir kültür, medeniyet bize kadar ulaşmış. Yoksa esas hesap
şimdiye kadar tamamen milletin dinsiz olmasına göreydi. Yazanın Türkçeleştirilmesinden tutun şusu busu, camilere efendim halı yerine şey koltuk sandalye konması, camilerde böyle kilise ayinleri gibi korolar şeklinde bütün planlar buna göreydi. Yani millet tamamen şu anda dinsiz olmasına göre hesap yapılmıştı. Tabii bu hesaplar tutmadı. Tutmaz. Ama birileri bunun çilesini çektiği için tutmadı yani. Şahli Haydar Efendi gibi 24 kere hapse girersen, 4 kere idam yersen yok. İskilipli Atıf Efendi gibi kelleni verirsen, değil mi? İstiklal Mahkemelerinde o yüzlerce, binlerce, on binlerce alim, veli astılar. Bu adamlar da taviz verseydiler bugün din bize kadar gelmezdi. Ama tabii bir Süleyman Efendi Hazretleri'dir, Mehmet Said Efendi Hazretleri'dir, işte Sami Efendi Hazretleri'dir, Bediüzzaman Hazretleri'dir falan filan. Baktığın zaman hepsi çileler, sürgünler, hapisler, şunlar, bunlar. İşte Gönerli Mehmet Efendi'ler saymakla bitmez. Ama bu adamların gayretleriyle bugüne kadar bu iş geldi. Şimdi yeniden parlıyor. Parlama dönemindeyiz. Medreseler artıyor. Şimdi fakülte dediği kardeşimiz Görele'de bence bir fakülte olacağına bir medrese olsaydı. Fakülte benim için hiçbir şey anlam ifade etmiyor yani. Çünkü her taraf fakülte. Her taraf üniversite. Derde çare oldu mu? Derde derman oldu mu? Bütün teröristler siyasal mezunu yani. Teröristlere bakarsanız hepsi siyasal mezun. Şu memleketi bölen parçalayan bütün adamların şeceresine baktığınız zaman ne kadar zararlı var? Hepsi yüksek okul mezunudur yani. Yani çünkü ha ne kadar ıslahatçı adam varsa vatana millete faydalı medrese mezunu bulursunuz. İlahiyatlara bile bakın ne kadar milleti dininden imandan edecek. Çoğu hocalar ilahiyattan bozuk çıkıyor. Namazı üçe indiriyor. Namazı üçe indiriyor. Bunlar hep ilahiyatçı yani. Bunlar medreseli olsaydı böyle bir sapık şeyler milleti dininden döndürmeye çalışmazlar. Reformist, Abduhçu, Afganici, bütün buna Selefici, Vehhabici, memleketi bölüp parçalamak isteyen, Osmanlı ecdadımızdan kopartmak isteyenlere hep bakarsanız dış etkenler tesir altında kalmışlar. Bunlar nerede kalıyor bu etkide? Medresede değil. Hep yine bu efendim üniversitelerde şu. Allah onları da ıslah eylesin. Biz bedduacı değiliz, biz duacıyız ama maalesef geldiği nokta, çünkü yanlış adamlardan gelirse doğru çıkmaz. Kamilden nakıs doğmaz. İnşallah oralarda güzel yönetimlerin eline geçer de faydalı hale gelir. Biz yine dua edelim. Ama bize hafızlık lazım.